Burç TV takipçileri, tekrar sizlerle birlikteyim. Şimdi sizler için ikili fallardan kapattım. Bakalım istediğiniz bir şey için niyette bulunun. Ben de yorumlamaya çalışayım. İstediğiniz biri için, kendiniz için, başka bir niyet için tutabilirsiniz. Ne istiyorsanız ben sırasıyla bakacağım, yorumlamaya çalışacağım. İlk önce bu objeli olan fincandan başlamak istiyorum. Bakalım bu fincanda, bu falınızda, tuttuğunuz bu falda neler çıkmış? Hep birlikte bakalım. Ben de yorumlamaya çalışayım. Şöyle size de içini göstereyim. Evet, böyle bir şeylere çok sıkılmışsınız. Çok kafanız yani o kadar allak bullak olmuş ki bir şeyin içinden çıkamıyor gibisiniz. Yani bir kargaşanın, bir karmaşanın içindesiniz. Sanki biri sizi sürekli bir sıkıntıya sokuyor. Elinizde sanki bir makas var, bir şeyi keseceksiniz. Yani size iyi gelmeyen bir şey varsa bunu sanki kesip atıp koparıyorsunuz. Çok güzel, açık, aydınlık bir yolunuz var. Yola gittiğiniz zaman böyle bazı kararlar alacaksınız. Bazı düşüncelerinizi belki de hayata geçireceksiniz. Düşündüğünüz şeyleri. İki kişi bir dediğim gibi yani bir sıkıntı var, bir sorun var. İki kişi arasında yaşanıyor bu. Bu iki insan işte bir ayrılık noktasına gelmiş gibi. Yani bir nokta koyabilirler. Bir gerçekten büyük sorunları var. Bu sorunların içinden çıkamıyorlar. İşte her geçen gün böyle bir çıkmaza giriyor bazı şeyler. O yüzden dediğim gibi bir nokta koyma kararı alabilirsiniz. İçiniz gerçekten çok sıkılmış, çok düşünüyorsunuz. Bazen şey diyorsunuz, hani bu hale ben nasıl geldim? Hani bu hale nasıl geldik belki de. Böyle kendinizi bazen zaman zaman sorguluyorsunuz. Birçok planınız varmış, birçok böyle ileriye dönük hayalleriniz, planlarınız. Sanki her şey bir anda tıkanmış kalmış, yani bir çıkmaz noktadasınız. Çok büyük, önemli bir karar vereceksiniz belki. Bu sizin için belki de kolay olmayacak ama hani vermeniz gereken bir karar. O yüzden de belki de bundan sonrası sizin için daha farklı, daha güzel olacak. Yani ne kadar biriktirseniz o kadar hani işin içinden çıkamıyorsunuz çünkü. Ama dediğim gibi elinizde bir makas var ve bir şeyi kesip atıyorsunuz, koparıyorsunuz sevgili takipçiler. Ve bundan sonra aydınlık var, güzel bir zaman var önünüzde. Hayırlı bir de iş var. Yani istediğiniz, beklediğiniz, yapmak istediğiniz bir şey belki de vardı. Ertelediğiniz, vakit bulamadınız. İmkansızlıklardan dolayı belki yapamadınız. Böyle bir şey gerçeğe dönüşecek, yani olacak. Ve size bir şey gerçekten uğurlu gelecek. Yapmış olduğunuz bir iş, almış olduğunuz bir haber ya da bir insan gerçekten size uğurla gelecek. Hani hep gözyaşı akıtmışsınız ama hep böyle kenarda köşede, yani insanlara böyle çok derdinizi anlatmamışsınız, çok paylaşmamışsınız. Belki de içinde büyüttüğünüz için, içinizde bu yüzden bu kadar sıkıntı ve sorun yaşıyorsunuz, yaşamışsınız. Ama dediğim gibi bir güzel bir işiniz var, güzel bir haber alacaksınız belki de. Ve gerçekten arkasından 3 tane yol çıkıyor. Yani almış olduğunuz haberle istediğiniz bir şey gerçek oluyor. Ve siz 3 yola, arka arkaya 3 yola gideceksiniz. Bakalım tabağınızda neler var. Evet, tabağınıza da bakmak istiyorum. Şöyle. Evet, tabak da böyle bir sıkıntılı, kasvetli işte. Sanki patlamaya gerçekten hazır bomba gibi. Ailenizden bir insan da sürekli bir şeye müdahale etmeye çalışıyor. Yani sanki içinizde bulunduğunuz durumu ailenize, sevdiklerinize, karşınızdaki insanlara anlatamıyor gibisiniz. Yani hani derler ya, ne yaşadığınızı siz biliyorsunuz hanenin içinde. Hep bir kısır döngü, yani bir şey tam bitiyor, tekrar başlıyor ya da işte başlıyor, ondan sonra tekrar sorunlar çıkıyor. Böyle bir çıkmazdasınız. O yüzden de önemli bir karar aşamasındasınız. İki tane hayırlı işiniz var. Bu işleriniz gerçek olup da yaparsanız maddi anlamda biraz eliniz bollaşacak, feraha kavuşacaksınız.
Çünkü şu anda biraz maddiyatla ilgili sorunlar, sıkıntılar var. Böyle çok içiniz kararmış. Belki ödemeniz var ya da bir yere para vermeniz gerekiyor. Borcunuz var. Bunlardan dolayı gerçekten çok sıkıntılı bir zaman geçiriyorsunuz ama birinden yardım alacaksınız. Yani bu yakın bir çevreniz olabilir, aile büyüğünüz olabilir, çevrenizde bir dostunuz olabilir. Hani bir yerden borç bulup bir yeri kapatacaksınız ki ferahlayabilirsiniz. Çünkü gerçekten maddi anlamda sizi böyle bir çöküş noktasına getirmiş bu durum. Yani maddiyat ikiyüzlü bir kişi. Yani sizin önünüzde geliyor, konuşuyor, açık açık anlatıyor ya da sizi dinliyor. Gayet dost, gayet arkadaş gibi. Fakat bu kişi sizinle ilgili konuştuğunuz şeyleri tamamen böyle şeklini sanki değiştirerek konuşmanın işte belki sonunu başını böyle birbirine bağlayarak ya da tamamen değiştirerek böyle farklı şeyler yansıtıyor etrafa. Ve bu insanı çok toleranslı davranmışsınız da artık bir kopma noktası, bir kopma var. Bu insanla ilgili hissediyorum. Gerçekten çok toleranslı davranmışsınız. Hep bir daha yok demiş, bir daha yapmayacağım demiş. Ama her defasında da dönüp dolaşıp aynı şeyi yani başa dönüp aynı şeyleri yaşamışsınız. Evet, şu bir sıkıntılarınızı atlatıp işinize odaklanırsanız gerçekten kafanızı meşgul edeceksiniz ve sizin için güzel bir süreç başlıyor aslında. Yani farklı, değişik, güzel, belki de hiç yapmadığınız şeyleri yapacaksınız iyi anlamda. İşte tatil fırsatı belki yakalayacaksınız, belki dostlarınızla zaman geçireceksiniz, güzel bir yemek yiyeceksiniz, sohbet edeceksiniz. Yani ertelediğiniz bazı şeyler var, bazı imkansızlıktan dolayı bunları ertelemişsiniz. Ama bundan sonra daha böyle vakit ayıracaksınız, daha zaman ayıracaksınız. Bazı şeylerin belki geç ama yine farkına varıyorsunuz. Ondan sonra da zaten bir içinizde bir aydınlanma, bir böyle kıpırtı olacak. Yine bazı şeylere belki yeniden sıfırdan başlayacaksınız. Daha da güçlü sarılacaksınız. Çünkü kaybettiğiniz neyse ya da nelerse aslında siz kazanacaksınız. Yani bunları kaybettiniz ama sizin için hayırlı olmadığı için kaybediyorsunuz ve sizin için başka bir kapı aralanıyor. Yani başka bir kapı açılıyor. Hani bitmiş bir şey her neyse dediğim gibi sizin için hayırlı olmadığı için ama dediğim gibi başka da kapı açılıyor. Ferahlayacaksınız. Evinizle ilgili de büyük bir karar alacaksınız. Kararınız var. Bir kişi de sizin bu kararınıza saygı gösteriyor, destek oluyor ama bir kişi de burun buruna geliyor. Yani üç kişisiniz sanki sürekli biriyle çatışma halinde, diğeriyle de uyumlu, böyle her şeye evet diyen bir insan kişi. O yüzden birçok şey sizi yormuş. Yani bu belirsizlikler, dengesizlikler. Hani bir karşınızdaki insan akşam evet bir şey diyorsa sabah uyandığında hayır diyebilen biri. O sizi çok yormuş ve iki sıkıntı atlatacaksınız. Yani arka arkaya siz iki sıkıntı atlatıyorsunuz. Ondan sonra zaten böyle bir farklı bir döneme geçiyorsunuz, farklı bir döneme giriyorsunuz. Şu an için evet, bazı şeylerinizi böyle gözden geçirerek, planlayarak yapın, hareket edin. Biraz böyle sıkıntı sürecek ama dediğim gibi bundan sonra daha böyle feraha çıkacaksınız bir şeylerden kurtulduktan sonra. O yüzden de bu ufak geçici bir süre diyelim. Bu yaşamış olduğunuz şu anki sıkıntı. Ve akabinde yani sıkıntı atlatıp tekrar arkadaşlarınızın arasına döndüğünüz zaman da birçok böyle farklı arkadaşlıklar, yeni dostluklar, işte yeni konuşmalar, yeni gündem,
Böyle farklı bir ortama geçiyorsunuz yani. İnşallah istediğiniz, beklediğiniz her şey gerçeğe kavuşur. Her zaman sağlıkla mutlu kalın sevgili takipçiler. Şimdi de bu fincanı seçen takipçiler için bu fincanı yorumlamak istiyorum. Bakalım fincanınızda neler çıkmış, sizleri neler bekliyor? Hep birlikte bakalım. Ben de yorumlamaya çalışayım. İlk önce şunu söylemek istiyorum. Bütün yaşanılan sıkıntılar, sorunlar sona eriyor. Fincanınız çok temiz çıkmış, çok aydınlık çıkmış. Çok güzel bir dönümdesiniz. Yani bir döneme giriyorsunuz ve sanki birçok beklediğiniz, istediğiniz şey gerçek oluyor, gerçeğe kavuşuyor. Ve bir konuyla ilgili bir kararınız var. Sanki biri de sizin elinizden tutuyor. Yani kararınızı destekliyor, sizin arkanızda duruyor. Gerçekten bakın burada böyle oturmuş bir deve var. Nasibiniz, kısmetiniz sanki belirlenmiş bir yerde duruyor. Yani bu size en yakın zamanda işle ilgili olabilir, ilişkiyle ilgili, evinizle ilgili olabilir. Nasipli, kısmetli bir işiniz olacak ve bununla ilgili de böyle çok mutluluk yaşayacaksınız, seviniyorsunuz. Etrafınızdaki insanla böyle sanki paylaşıyorsunuz bu sevincinizi, mutluluğunuzu. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bir kargaşanın içinden çıkmışsınız. Sanki bir kavga, bir tartışma olmuş. Sanki ifade edememişsiniz kendinizi, anlatamamışsınız gibi ama hani derler ya er ya da geç doğrular böyle gün yüzüne çıkar, her şey ortaya çıkar. Siz de böyle sanki beklemede kalmışsınız o konuyla ilgili. Yakında sizin ne kadar haklı olduğunuz, işte gerçeklerin görülmesi gibi şeyler ortaya çıkacak. Aslında şu dönemde gerçekten çok kısmetlisiniz, nasiplisiniz. İstediğiniz şeyler böyle yavaş yavaş ama istediğiniz gibi sonuçlanacak. Belki size zaman biraz dar gelebilir, işte böyle biraz böyle sıkışmış hissedebilirsiniz. Biraz tez canlısınız çünkü. Hemen her şeyin olmasını istiyorsunuz. O yüzden de biraz beklemede kalabilirsiniz. Hani belki yavaş ilerleyecek, böyle ağır ilerleyecek ama istediğiniz şeyler aslında güzel şekillenecek, güzel sonuçlanacak, istediğiniz gibi olacak. Belki de daha üstesinde, daha üstünde olacak, beklentilerinizin üstünde olacak. O yüzden içinizi ferah tutabilirsiniz. Bir konuda sizde böyle kulağı olan bir insan var. Yani sizden gelecek bir haberle böyle bir hareket edecek. Yani bir adım atacak. Sizle ilgili bir şey bu. Sizden gelecek haber bekliyor. Yani sizden gelecek haberle birlikte bir konuda harekete geçiyor bu kişi, bu insan. Ve hayatınızda bir insana gerçekten de dikkat edin. Böyle yani size farklı, işte etrafınızdaki kişilere başka farklı, böyle hani böyle bir dönen insan deriz ya, böyle hemen şekil değiştiren, işte böyle politik davranan diyebiliriz. Hani herkese işte sen evet haklısın, arkaya döner başka türlü konuştuğu bir kişiye yüzüne işte sen evet haklısın. Böyle bir şeyleri ortaya karıştırır, böyle mikser gibi hani böyle bir karıştırır, çekilir kenara. Böyle bir insan var hayatınızda, böyle uzun boylu esmer bir kişi bu, böyle çatık kaşlı, hani sanki iç dünyasında hep böyle bir kargaşanın, tartışmanın, hep böyle fitilini ateşlemeye çalışan bir insan. Bu kişiye siz dikkat edin diyorum, uzak durun, dikkat edin, çok özelinizi, hayatınızla ilgili en azından konuları bu kişiyle paylaşmayın. Hani yani art niyetli bir insan ve çok bağlı birbirine bir aile var. Böyle kenetlenmiş gerçekten birbirine her konuda bağlı çıkmış ama sanki bir insan böyle bir aileye girmiş de hayatlarına girmiş de böyle sanki bu insanları böyle koparmaya çalışmış bir şeyler böyle yaparak insanları böyle birbirinden ayırmaya çalışmış, aralara mesafe koymuş gibi ama şunu söylemek istiyorum, bu kişi aileden gidiyor. Yani bu kişiye bir nokta konuluyor. Hani insanlar sanki geç de olsa art niyeti, kötü niyeti anlayacaklar bu kişide ve mesafe koyup gerçekten bir bu kişiye sanki yol veriyorlar.
gerçekten hayatınızdan, ailenizden çıkacak ve belli ki hani en büyük isabetli de bir karar olacak bu. Ve size bir uçak yolculuğu var. Ani bir yolculuk olabilir ama bu gideceğiniz yol bir işinizle ilgili. Yani sanki oraya bir iş çözmeye, bir işinizi halletmeye gideceksiniz. Ve çok ani olacak ama gittiğiniz zaman gerçekten bir şey halledip döneceksiniz. Yani orada işte bu gurbet olabilir, gurbette bir yer olabilir, şehir dışı olabilir. Yani orada sanki sizi bağlayan bir şey var, bir iş, bir ilişki vesaire. Yani düşünebilirsiniz, çoğaltabiliriz örnekleri. Bağlayan bir şeyi siz orada noktalayıp böyle özgür döneceksiniz. Yani o sıkan sizi, peşinizi bırakmayan böyle sıkıntıyı çözüp atlatıp dönüyorsunuz. Ani bir yolculuk olacak ama bu belki de hani hep olmasını istediğiniz bir şey olacak bu şekilde. Ve bir kalp hani çok kırılmış. Yani gerçekten birçok konuya böyle kırılmış, birçok kişiye kırılmış. Bu kalbinizin kırıklığını, işte kırgınlıkları, üzüntüleri belki de bir kişiyle atlatacaksınız. Yani elinizden tutacak, size destek olacak ve sırtınızı sıvazlayacak bir insan. Gerçekten siz yani bunu hissetmek istiyorsunuz. Böyle sevgiye insanlar bazen hani sevgiye açım, duygum aç, ruhum aç deriz ya böyle söyleniriz. Bu şekilde sizi tamamlayacak olan bir kişi olacak sevgili izleyiciler ve büyük bir sevinciniz var. Gerçekten istediğiniz bir şey yakın zamanda olacak. Bakalım tabağınızda neler çıkmış. Tabak. Bütün sıkıntılar bir kere uçtu gitti. Çok 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 hızlı gitti. İnşallah öyle olsun. Bakın dediğim gibi burada sizi anlayacak, sizi gerçekten olduğunuz gibi kabul edecek bir insan hayatınıza katılabilir. Bu insan kısmetli, nasipli ve donanımlı bir insan, donanımlı bir kişi. Ve siz bu kişiyle böyle bir yol kat edeceksiniz. Yani bir yola bir başlangıç yapacaksınız. Bakacaksınız ki bu yol gerçekten ne kadar zamandır istediğiniz, ilerlemek istediğiniz, yani yaşamak istediğiniz bir yol, yaşamak istediğiniz bir hayat. Bu insanla dediğim gibi güzel bir yol kat ediyorsunuz, yola çıkıyorsunuz ve güzel bir kapı aralanıyor size. Yani bu işle ilgili bir durum zannediyorum. Çünkü etrafta kalabalık insanlar var. İşle ilgili bir durumda da size bir kapı aralanıyor. Evet, şöyle bakalım. İçinizdeki sıkıntılar akıyor, gidiyor. Nasipli işler gelecek. Ve hani hiç ummadığınız kadar belki de ani böyle kısa kısa yollar bunlar. Kısa kısa yollar çıkmış orada, yani yollar var, yollara gideceksiniz. Burada sizi de bekleyen bir haber var. Yani sanki size biri bir sürpriz yapıyor. Bir kutuda sanki bir şey verecek. Bu bir hediye, belki bir anahtar, bir evrak. Beklediğiniz bir şey bu. Gittiğiniz yerde size kapalı bir kutuda, yani bir sürpriz bekliyor ama sizi böyle iyi hissettirecek bir durum yaşayacaksınız. O konuda endişe etmeyin. Bir başlangıç, yani bir başlangıç var ve güzel bir başlangıç olacak bu. Bu ara hiç belki de istemediğiniz, beklemediğiniz ya da hiç tahmin edemediğiniz şekilde böyle farklı durumlar yaşayacaksınız, farklı olaylar yaşayacaksınız ama bir insan size gerçekten bütün benliğiyle, özüyle, sözüyle, davranışlarıyla o kadar açık, net, şeffaf olacak ki. Belki de uzunca zamandır böyle hiç bir kimseye rastlamadınız hayatınızda. Hep böyle bir entrikalar, işte arkadan işler yaşamışsınız. O yüzden sanki böyle şaşırıp kalıyorsunuz, donup kalıyorsunuz bu kişi karşısında. Gerçekten sizin hayatınıza dokunabilecek bir insan, bir kişi bu. Dediğim gibi falınız güzel çıkmış, dilekler var ve önemli olan da sizi işte bıktıran, usandıran bir sıkıntıdan uçak yolculuğuyla gideceğiniz bir yerde bu sıkıntıyı bırakıp atıp çok rahat döneceksiniz. En önemlisi bu. Çünkü buna odaklanıp sanki bu falı kapatmışsınız.
Dediğim gibi falınız güzel çıkmış. İstediğiniz, işte beklediğiniz haberler inşallah güzel hep sonuçlansın. İstediğiniz gibi şekillensin. Hayatta her şey en güzel şekilde sizin olsun. Ve beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ve sevgiyle kalın, hoşça kalın.